KOAH kalıcı ve sıklıkla ilerleyici hava akımı obstrüksiyonuyla seyreden heterojen bir akciğer hastalığı. Tüm dünyada prevalansı %10 ve tüm dünyada yine en sık görülen üçüncü ölüm nedeni. Kardiyovasküler hastalıklar ve serebrovasküler hastalıklardan sonra en sık görülen üçüncü ölüm nedeni. Yılda tüm dünyada her yıl 3 milyon insan KOAH nedeniyle hayatını kaybetmekte, tüm ölümlerin %6'sını oluşturmakta. En önemli risk faktörü tütün kullanımı olmakla birlikte bireyin anne karnından itibaren maruz kaldığı tüm çevresel ve genetik faktörler KOAH oluşması için bir risk faktörü. Sadece aktif sigara kullanımı değil, pasif maruziyetler, elektronik sigaralar, çocukluk çağında geçirilen enfeksiyonlar, mesleksel veya çevresel hava kirliliğinden kaynaklanan her türlü toz, kimyasal veya partikül maruziyetleri KOAH oluşmasında en önemli risk faktörü. KOAH oluştuktan sonra maalesef geri dönüş yok. İlerleyici bir nefes darlığı, ilerleyici bir solunum yetmezliği ile seyreden bir hastalık. 2002 yılından beri tüm dünyada 20 Kasım Dünya KOAH Günü olarak kutlanmaktadır. Global Obstrüktif Akciğer Hastalığı Küresel Girişimi tarafından bu yılki seçilen Dünya KOAH Günü sloganı "Akciğer fonksiyonunuzu bilin" şeklindedir. Ben bu nedenle özellikle 50 yaş üzeri sigara kullanmış olan veya mesleksel çevresel maruziyetleri olan ailede KOAH olan kişilerde sağlık kuruluşlarından özellikle göğüs hastalıkları uzmanlarından bir akciğer fonksiyonlarını ölçtürmelerini, bir solunum fonksiyon testlerine baktırmalarını tavsiye ediyorum. Her hastalıkta olduğu gibi erken tanı ve erken tedavi önemlidir. Çünkü KOAH da alevlenmelerle seyreden bir hastalık. Her alevlenme hastalığın ilerlemesine tetiklemekte, akciğer fonksiyonlarındaki düşüşü arttırmakta ve mortalite açısından risk oluşturmaktadır. Bu nedenle mortaliteyi azaltıcı hem nefes açıcı tedavileri başta olmak üzere tedavilerin erken dönemde uygulanması önemlidir. Yine her KOAH hastamızda koruyucu önlemli olarak aşılama tedavileri, influenza grip aşıları, pnömokok zatürre aşılarını, solunum sinsitya virüs aşısı, zona aşısı, boğmacı aşısını önermekteyiz. Ayrıca hastanın aktif olarak fiziksel aktif olması yine hastalığın ilerlemesini yavaşlatma açısından çok önerdiğimiz bir tedavi şeklidir. KOAH olan hastalarımızın düzenli olarak göğüs hastalıkları uzmanlarınca polikliniklerde en gecikmeli olarak 3 ayda bir mutlaka düzenli kontrollere gitmelerini öneriyorum. KOAH olmayan kişilerde de özellikle sigara kullanan kişilerde mutlaka 50 yaş üzeri yıllık bir solunum fonksiyon testi ve akciğer grafisi takiplerini yaptırmalarını tavsiye ederim. Sağlıklı beslenmeleri, uyku düzeni, günlük düzenli aktif yaşam, spor yapmaları, aşılamaları, kendi yaş aralıklarına uygun aşılamalarını düzenli yapmaları ve çevresel her türlü kimyasal veya toz tarzı maruziyetlerden uzak kalmaları en önemli tavsiyelerimiz. Semptomları nefes darlığı, öksürük ve balgamdır. Ancak erken dönemdeki semptom özellikle eforla olan bir nefes darlığı, yani düz yolda yürürken değil de merdiven çıkarken bir nefesinde zorlanma veya yokuş yukarı çıkarken bir nefesinde zorlanma şeklinde olabilir. Sigara içen birçok hastamız bunu gerek içmiş olduğu sigaraya veya yaşa bağlayarak daha maalesef geç dönemde bize gelmektedir. O nedenle efor dispnesi, yokuş çıkarken, merdiven çıkarken olan nefes darlığı bile bizim için önemli. Düz yolda yürürken olan bir nefes darlığı varsa, hele de durup dinlenme varsa, bu bizim için oldukça ciddi bir solunum semptomudur, nefes darlığıdır. En önemli semptomumuz nefes darlığı. Bunun yanında öksürük, balgam, yine görebildiğimiz diğer semptomlar. KOAH hem geçiren enfeksiyonlarla birlikte KOAH atakları çok artmaktadır. Hastalarımıza yatmakta. Artı bu her türlü bu ataklar, alevlenmeler, hastalığın progresi... Geçmiş olsun. Teşekkürler. Nasılsınız? Ağızdan nefes alıp verin. Al ver. Al ver. Ağızdan. Peki. Bulgularınızda ithal, bulgularınızda gayet güzel. Kan sonuçlarınız da iyi gelirse taburcu edebiliriz. KOAH hastası olmak pek iyi değildir. Çünkü 5 senedir ben bu hastalığı çekiyorum.
Yolu yürümekte yolu yürüyemezsin. Merdiven çıkamazsın. Doğru dürüst bir hareket yapamazsın. En ufak nefes almanda nefesin daralır. Kalbin duracak gibi oluyor. Rahatsız oluyorsun. Kendini bitirmiş oluyorsun. Yani. Sigara, çok eski bir içiciyim. 70 senedir sigara içiyorum. Yaşım 78. 70 senedir sigara içiyorum. Erken başlamanın çok büyük kötülükleri var. Geçen sene 15 gün yoğun bakımda kaldım. Bu sene gene şu anda 12. günümdür yoğun bakımdan çıktım. Ya sigaranın kötülüğü bunlar. Nefes almakta zorlanıyorsun, nefes alamıyorsun. Kuru hastası demek hiçbir şey, yarı ölü demektir. Hiçbir şey yapamıyorsun. Ne gezebiliyorsun, ne tozabiliyorsun. Çoluğunla çocuğuna doğru düz oturamıyorsun. Muhabbet edemiyorsun. Konuşamıyorsun dahi. Konuşsan dahi nefesin kısılıyor. Rahatsız oluyorsun. Hayatımızı makineye bağlı olarak devam ediyoruz. Şu an hastanedeyim ama evdeki bütün cihazlar bende var. Bu cihazlarla yaşıyorum. Dışarı çıkamıyorum. Sigara içmeyelim. Egzersiz. Herkes spor yapalım. Bol bol yürüyelim. Gezelim. Spor yapalım. Egzersiz. Sigara içmek iyi değil. İçmeyelim sigara. Biraz da gençlere, ufak çocuklara söylüyorum. Dışarı çıktığım zaman görüyorum ki okula giden çocuk elinde sigarayla. Bunlar iyi bir şey değil. Birbirimize destek olalım. Sigarasız bir yaşam sürelim. İçmeyelim. Ve ne yapıyorsunuz? Ya, kuru hastası doğrudur yemek bile yiyemiyor. Yemiş olduğu yemekten tat da. Nefesini daralıyor. Sofradan kalkmak mecburiyetinde kalıyorsunuz. Artık sigara içmiyorsunuz değil mi? İçmiyoruz. Sigara içmiyorum şu anda. İnşallah hiç içmeyeceğim. İnşallah. Temelim bu.